Madde üzerinde şahıslar adına söz talebi Sayın Serkan Topal'ın. Sayın Topal, buyurun. Sataşmaya mahal vermeden Sayın Topal, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bizleri ekranları başında izleyen bütün vatandaşlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, şu an 5 dakikalık süre içerisinde AK Parti iktidarının 18 yıllık içerisinde yaptıkları beceriksizlikleri anlatmayacağım. Kısaca şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi sürekli hepimiz diyoruz ki evde kal. Evet, gerçekten de evde kalmaları için biz neler yapıyoruz arkadaşlar? Yani vatandaşlarımızı evde tutmak için neler yapıyoruz? Yaptığımız hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Bakın geçen Hataylı hemşehrim, tır şoförü Malik Yılmaz diyor ki virüsten ölmesek açlıktan öleceğiz diyerek bir ironi yapmış. Yani şimdi bu vatandaşımızı bir şekilde karakola alıyorlar ve şu anda denetimli serbestlikten dolayı şu anda serbest bırakıyorlar. Değerli arkadaşlar, şimdi bu adama diyorsunuz ki siz çalışma, evde kal, ama gerçekten de bu adam virüsten değil açlıktan ölecek. Ben de söylüyorum, vatandaşlarımız gerçekten bu gidişle virüsten değil açlıktan ölecek. İşte vatandaşlarımız şimdi işsiz kaldı. Esnaflar kepenk kapattı. Birçok vatandaşımız mağdur. Bunun için biz ne yapıyoruz? Şimdi bağış toplamaya başladı Sayın Cumhurbaşkanı. İyi güzel. Şimdi sosyal devlet nedir? Sosyal devlet vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında sosyal devlet devreye girer. Sosyal devlet direnmez. Sosyal devlet bağış toplamaz, bağış yapar. Şimdi değerli arkadaşlar, insan doğduğunda vergi alınıyor. İnsan iş yeri açtığında vergi alınıyor. Her türlü konuda uçan kuştan sosyal devlet vergi alıyor. Eyvallah, alması gerekiyor. Ama şimdi bakıyoruz, deprem oluyor, vergi bağış toplanıyor. Darbe oluyor, bağış toplanıyor. Salgın oluyor, bağış toplanıyor. Ondan sonra, yani şimdi arkadaşlar, vatandaşın artık bağış yapacağı bir şey mi kaldı? Vatandaş nereye bağış yapsın? Virüse mi, salgına mı, sele mi, depreme mi, darbeye mi? Yani vatandaşın artık bir tek şeyi kaldı bağış yapacağı. Nedir biliyor musunuz? O da canı. Ha şunu da söyleyeyim. Evet, bizim de bir canımız var. Eğer canımızı vereceksek bu vatan uğruna canımız feda. Burada bunu ifade etmek istiyorum. Ama vatandaşlarımız gerçekten de o tır şoförümüzün dediği gibi, samimi söylüyorum, virüsten değil açlıktan ölecek. Ben de bu kürsüde ifade etmek istiyorum. O yüzden sosyal devletin gereği mağdur olan vatandaşlarımızın sorununu lütfen çözelim. Özellikle bunu bu kürsüde defalarca dile getirdim. Bir kez daha dile getireceğim. Hatta dün de Kahramanmaraş milletvekili Sayın Ali Öztunç'a dile getirdi. Yurt dışında birçok vatandaşımız mağdur. Bakın özellikle Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Libya'da, Cezayir'de çok ciddi anlamda işçi vatandaşımız gerçekten mağdur. Bakın orada bir odada 8 kişi 10 kişi kalıyor. Bana sadece atılan isimlerini vermeden birkaç mesajını okumak istiyorum. Bakın 10 kişi Riyad'dayız, para yok, yemek yok, 1 Nisan'da evi boşaltın diyorlar. Büyükelçilikte virüste kendi kaderimizi mi bekleyeceğiz diyor. Bakın illaki intihar mı edeyim yoksa çocuklarımı atayım devlet görüp duyması için mi diyor vatandaş. Konsolosluk cevap vermiyor, kendimi öldürüp intihar mı edeyim, bir başka bir mesaj. Eşim hamile, yurtta şu anda, lütfen yardım edin diyor. Ve binlerce mesaj, binlerce. Değerli arkadaşlar, bunu defalarca dile getirdim. Maalesef AK Parti Grup Başkan Vekilleri dahil duyarsız kaldı. İktidar duyarsız kaldı. Sayın Meclis Başkan Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Başkan Vekilisiniz. Bu konuda duyarlı olacağınıza olan inancımla bir kez daha sizden talep ediyorum. Bakın Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da şu anda dışarıda olan vatandaşlarımız var. Aç olan vatandaşlarımız var. Bir an önce ya uçak gönderelim ya orada bu vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözelim. Buradaki aileleri bakın orada içi pozisyondalar. Yani orada içerideler, para kazanamıyorlar. Buradaki vatandaşlarımıza, buradaki ailelerine para gönderemiyorlar. Buradakiler de aç, oradakiler de aç. Değerli arkadaşlar, bu işe bir çözüm bulmamız gerekiyor. Gerekirse gerçekten meclis kapanmasın. Samimi söylüyorum, Allah aşkına, Muhammed aşkına, Ali aşkına,
Size rica ediyorum lütfen, gerçekten benim telefonum susmuyor şu anda. Binlerce mesaj geliyor değerli arkadaşlar. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle devletin yapması gerekenleri bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Yurt dışında çalışanlar olmak üzere esnaf, çiftçi, konut kredisi alanlar, dar gelirli vatandaşlarımız. Tamamlayın sözlerinizi. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın son Başkanım. Bir kez daha tekrar ediyorum. Yurt dışında çalışanlar olmak üzere esnafımız, çiftçimiz, konut kredisi olanlar dahil, nakliye yapanlar, taşıt kredisi olan vatandaşlarımız, öğrenim kredisi olan öğrencilerimiz ve birçok esnafımız, lütfen bunları bir yıl öteleyelim. Lütfen. Bakın yine çok hızlı bir şekilde sosyal devlet olmanın gereği, şimdi hani diyoruz ya işte İtalya'ya, İspanya'ya yardım ettik. Arkadaşlar o yardımı oraya yapmayın. Gelin Hatay'ın Samandağ ilçesine, Defne ilçesine, Gazi Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, Belen'e gönderelim arkadaşlar. Gerçekten orada insanlar mağdur. Hatay halkı her türlü felakette, her türlü konuda, barış harekatında bir numaraydı. Ama maalesef şu anda orada, bırakın Kızılay'ı, devleti bile göremiyoruz. Lütfen rica ediyorum, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızı hem de Hataylı vatandaşlarımızın sorularını çözelim. Sizlerden de arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sizin bu talepleriniz aktarılacaktır. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Hatip biz grup başkan vekillerini duyarsız kalmakla suçladı. Doğrusu buna üzülüyor insan. Böyle bir olayda duyarsız kalmak ne mümkün? İsim söylemeyeceğim belki ama... Sayın Altay da söz istedi zaten, o da alındı. Evet. Kendi gruplarında milletvekili arkadaşlarımızın da bütün taleplerini bu süreç içerisinde ben kendi adıma, ama eminim diğer arkadaşlarım da böyle yapmışlardır, tek tek takip ettim. Hatta şu anlara bir yazışmamız oldu bir vekil arkadaşımızla, CHP grubundan. Şimdi burada tabii yurt dışında kalan insanlarımızla ilgili operasyon çok geniş bir operasyon. Hatta Türk Hava Yolları, ben biliyorum ki sadece uçuşlar biliyorsunuz özellikle Avrupa ve Amerika arasında tamamen kesilince uzun süre uçabilen, bir 15-20 gün kadar devam eden bir tek Türk Hava Yolları vardı. Sadece Türk vatandaşları için değil, 14 gün kuralına uyan başka ülke vatandaşlarının da başvurdukları en önemli ülke Türkiye oldu bu manada. Bu seyahat imkanının sağlanması için. Kuveyt'te mahsur kalanlarla ilgili de 3 tane uçak mahsur kalmak şununla alakalı, uçuşlar kapatıldığı için başka prosedürler gereği, bazen o ülkelerin kendi iç prosedürü gereği kendi uçuş hattını kapatan ülkeler var. Bu manada bu vatandaşlarımızla ilgili 3 tane yeni uçak gidecek ve onları alıp gelecek. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu süreçte bence karşılıklı olarak birbirimize yardım ederek, aynı noktada en azından hissiyat olarak hemfikir olduğumuzun farkında olarak meseleleri anlatmak lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii benzer durum pek çok ülkede var. Yani aynı şey İngiltere'de de var. Yani orada da mesela öğrencileri aldık ama onun dışındaki vatandaşlarımız gelmedi gibi. Yani değişik ülkelerde benzer sorunlar var. Ama Türkiye bu konuda da çok başarılı oldu. Hakkı da teslim etmek lazım. Buyurun Sayın Altay. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Milletvekilimizin duyarsızlıktan kastettiği, olsa olsa yapıcı muhalefet anlayışı içerisinde eksikleri, ihmali ve yetersizlikleri ortaya koymaktır. Bu da onun doğal görevidir. Sayın Başkanım, bu vesileyle pek kısa bir husus arz etmek istiyorum. Korona ile mücadele devam ederken tabii hayat da devam ediyor. Kırklareli Kaynarca ilçesinin hemen kuzeyinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Çayırdere Sulama Barajı bitirildikten sonra baraj sulama sahasının 30 bin dönümlük sahanın 25 bin dönümü Kaynarca sınırlarında iken AK Partili Pınarhisar Belediyesi'ne edildiğiyle ilgili bir haber aldık. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı birlik diyor, beraberlik diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Ama bir yandan da sırf Kaynarca Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili diye barajı ve sulama eklentilerini Pınarhisar Belediyesi'ne vermek ve o Pınarhisar Belediyesi marifetiyle kurulacak bir kooperatif tarafından işletilmesini öngörmek olsa olsa bir öngörüsüzlük olur, partizanlık olur. Ben Sayın Bakan'ın bir dahli var mı yok mu bilmem ama
yazının Ankara DSE Genel Müdürlüğü'ne gittiğini biliyorum. Başvuru dilekçelerini de huzurunuzda Sayın Özlem Zengin'e veriyorum. Bu konuda hakkaniyetin ve adaletin tesis edilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, teklifin tümünün oylaması açık oylamaya tabidir. İş tüzüğün 145. maddesinin 2. fıkrasında başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haftanın belli bir gününe bırakabilir denmektedir. Bu hüküm çerçevesinde teklifin tümünün açık oylaması 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. Belirtilen gündeki birleşimde gündemin oylaması yapılacak işler kısmında teklifin tümünün açık oylaması yapılacaktır. Ayrıca bugün görüşmeleri tamamlanarak tümünün oylamasına geçilecek tüm tekliflerin oylamaları da bu şekilde 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılacaktır. Bilgilerinize sunulur.